Türkiye ve Amerika ilişkilerini konuşacağız. Şimdi sevgili izleyenler, telefon attığımızda TürkSam analisti Sayın Ahmet Gencehan Babiş var. Sayın Babiş merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Türkiye ve Amerika ilişkilerini konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde Sayın İbrahim Kalın bir görüşme gerçekleştirmişti McMaster'la. Bugün de ABD Dışişleri Bakanı Sayın Rex Tillerson'ın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Türkiye Amerika'dan ne talep edecek? Bununla başlayalım. İlk olarak tabii ki geçtiğimiz günlerde İbrahim Kalın ve McMaster arasında bir görüşme olmuştu. Görüşme sonucunda uzun vadeli stratejik işbirliği ile alakalı noktaların altı çizilmişti ve bu bağlamda iki ülke arası ilişkilerin devam edeceğine atıflar yapılmıştı. Yalnız baktığınız zaman ilişkilerde uzun vadeli politikalar şu anda tartışılmıyor. Tartışılan politikalarda tam kısa vadede iki ülke arası ilişkilere olumsuz edecek faktörler ve bunların başında da Membiç meselesi geliyor. Az önce örneğin haberlere de yansıdı. Nurettin Canikli ve Amerikan Savunma Bakanı Mattis arasında bir görüşme oldu. Ve bu görüşmeden çıkan sonucun Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ile YPG'yi savaştıracağıyla alakalı bir konunun ortaya atıldığı söyleniyor. Yalnız burada Amerika tarafının aslında Türkiye'ye ikna edemeyecek bir tezini olduğunu görüyoruz burada. Ve PKK ve YPG yapılanmaları birbiriyle bağlantılı farklı yapılar değil. Tam olarak birbirlerinin aynısı. Dolayısıyla PKK'yı aslında PKK ile yok edeceğiz diyor ki bence bu söylemin Türkiye açısından herhangi bir geçerliliği yok. Ve şu anda Türkiye'de en sıcak konu da üçüncü görüşme ve aslında en kritik görüşme. Tillerson ve Türk üst düzey yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileri ile yapılacak bugün görüşme. Buna baktığımız zaman aslında iki ülke arasında şu ana kadar olumlu bir havanın henüz bunun altyapısı olarak esmediğini ve bu atmosferin oluşamadığını görüyoruz. Ve bunda da tabii ki ana etmen Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen hem çelişkili hem de Türkiye'yi ikna edemeyecek açıklamalar. Bu noktada şuna bakmakta fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin sahadaki askerleri Türkiye ile alakalı çok agresif ve Türkiye'ye karşı yeri zamanı geldiğinde çok saygısız bazı demeçlerde bulunuyorlar. Bunun karşısında Tillerson'un biraz daha bunları yumuşatarak gittiğini görüyoruz. Yalnız Tillerson'un şu anda hali hazırda Orta Doğu'da bir turda bulunduğunu da eklememiz lazım buraya. Evet. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da gerileyen bir prestiji var. Orta Doğu'da yeniden bir ekonomik düzen inşasına ilişkin çabaları var. Ve bununla alakalı da Türkiye stratejisini tekrar gözden geçirdiğini görüyoruz. Örneğin baktığınız zaman az önce Lübnan'da, Lübnan Devlet Başkanı tarafından bekletildiğini Tillerson'ın ve görüşmeyi tek başına bir koltukta orada beklediğini ve bunun da basın kuruluşları tarafından dünya medyasına aktarıldığını gördük. Diğer taraftan iki gün önce Filistin'den gelen bir açıklama var. Özellikle bu Kudüs krizinden sonra artık Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceğini söylüyorlar. Öte yandan Suriye'ye bakıyoruz. Suriye'de yine son iki yıldır ciddi bir prestij kaybı yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve burada artık Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisinin tamamen değiştiğini görüyoruz 2011 ile kıyasla. Çünkü 2011'de Amerika Birleşik Devletleri karşısında Esad'ı tanımlıyordu. Esad'dan kurtulmak için muhaliflerin silahlanmasına yardımcı oluyordu. Bu 2014'e kadar gelen süreçte bu şekilde devam etti. Ama 2014'te özellikle orada bazı sözde kantonların ilanından sonra artık YPG ile organik bir ilişkiye girdiğini, bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmi olarak da çok açık şekilde Türkiye'ye de karşı ifade edildiğini görüyoruz bir noktada. 2014'ten sonraki süreçte ve 2017-18 son iki yıla baktığımız zaman artık Amerika'nın en başta Esad'ı daha sonra IŞİD'i ve şu anda artık bölgede İran'ı düşman olarak gördüğünü ve İran'a karşı etkinin azaltılmasıyla alakalı planlarının devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri sadece YPG'ye değil, geçtiğimiz günlerde örneğin Türkiye'de çok fazla tartışılmasa da CIA direktörünün
önemli bir açıklaması vardı. Bize de YPG yetmez. Biz onlarla işbirliği yaparak iyi bir şey yaptık. Ama aslında bizim Sünni aşiretleri de yanımıza alarak buna devam etmeniz lazım demişti. Evet. Dolayısıyla artık bunun ilerleyen süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikalarının Suriye'de zaten hali hazırda Suriye'nin kuzeyinde bir terör tahakkümü var. Membiç'e bakarsanız bunu görürsünüz. Tel Abyad'a bakarsanız bunu görürsünüz. Ve buralarda artık yavaş yavaş ilerleyen süreçte mezhep çatışmasının da belki gündeme getirecek bazı sıkıntıların yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Ki bu ciddi anlamda bir sıkıntı olacaktır. Bölge için ve bölgenin istikrarsızlığının da Türkiye'ye yansıması açısından tabii ki Türkiye için de. Evet. Bu bakımdan bölgede bir uzlaşının sağlanması lazım. Ve bölgede bu uzlaşıyı sağlayan ülke zaten Suriye sorununu çözen ülke olacaktır ilerleyen süreçte. Buna da baktığımız zaman bölgede Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin rakibi, İran düşmanı. Az önce belirttiğim diğer ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi gitmeyen bazı sıkıntıları var. Irak da işgal sonrası etkinliğini sağlayamadı ve Suriye şu anda tam olarak bir bataklığa dönüşmüş durumda. Dolayısıyla benim çok defaatle belirttiğim bir nokta var. Onu tekrar belirtmek isterim burada. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada Türkiye'ye bir şekilde kendini anlatması, doğru bir şekilde anlatması ve Türkiye'nin tezlerini bir şekilde kabul etmesi gerekiyor. Hem müttefik ilişkilerinin devamı hem de bölgeye getirilecek istikrar bağlamında Amerika Birleşik Devletleri zeytin dalını bir ucundan tutmak zorunda. Eğer tutmazsa bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin çok net söylüyorum tutunacak herhangi bir dalı kalmayacak. Ve daha sonraki dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu prestij kaybı bölgedeki bir zafiyete dönüşecek. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin önce bunları düşünmesi gerekiyor. Bir tarafta terör örgütünün, bir tarafta 70-80 yıllık bir müttefikinin olduğunu artık aklını başına alıp Türk etkilerinde belirttiği çerçevede değerlendirme yapması ve buna bağlı olarak politikalarına devam etmesi gerekiyor. Ziyaretin sonuçlarına eğer biraz odaklanacak olursak, eğer ziyaretin sonuçlarında yine içerikle alakalı demeçlerde, açıklamalarda eğer yine uzun vadeli işbirliği, stratejik ortaklık vesaire gibi şu an için iki ülke açısından da Membiç noktasında çok fazla bir şey ifade etmeyecek noktalar gündeme geldiği takdirde ziyaretinde zaten içinin boş bir ziyaret olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü bu ziyaretin asıl amacı Membiç'tir. Eğer Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile Membiç'i çözebilecekse bu ilişkilerin biraz daha rayına oturmasına sebep olur. Ama eğer çözülmeyecekse artık uzun vadede Membiç ciddi bir kırılma noktası olabilir. Ama Kuzey Suriye için Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da baktığınızda Suriye'deki hem Afrin'in hem Membiç'in Türkiye açısından çok önemli noktalar olduğu aşikardır. Ama buralar küçük yerleşim birimleridir. Asıl sıkıntı Türkiye'nin sınırlarında Fırat'ın doğusu kapsamında yaklaşık 200 kilometrelik terör örgütüyle olan sınırıdır. Dolayısıyla yarın bir gün ilk başta bu sıkıntının çözülmesi gündeme gelecektir. Ve yarın bir gün oradan Türkiye'ye herhangi bir terör tehdidi olduğunda, Türkiye'nin milli bekası tehdit edildiğinde Türkiye nasıl Kuzey Irak'a girip oradaki terör mevzilerini bombalıyorsa orayı da bombalayacaktır. Ve yarın bir gün oradaki Türkiye'nin haklı müdahalesi iki ülke arasında yine bazı sorunlara davetiye çıkarabilir düşüncesindeyim ben. Dolayısıyla ilk olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında güven unsurunun önce tesis edilmesi lazım. Ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı somut bazı adımlar atması gerekir. Az önce belirttiğim Mattis'in PKK'yı biz YPG ile savaştıracağız, YPG'yi PKK ile savaştıracağız gibi çok abes söylemleri işin açığı. Herhangi bir somut bir nokta teşkil etmiyor ilişkiler bağlamında. Peki bunu şunu sorayım tam burada. Türkiye Amerika'ya rağmen Münbiç'e operasyon yapar mı, yapabilir mi? Türkiye'nin zaten kararlılığını yetkililerimiz defalarca dile getirdi. Dolayısıyla Türkiye Afrin'den sonra Membiç'e bir operasyon yapacaktır görüşündeyim ben. Ama bu tabii ki
Tillerson'la görüşmenin sonucuna da bağlı olarak değişecektir. Eğer Tillerson ben Amerika Birleşik Devletleri birliklerini oradan çıkartacağım, çekeceğim derse belki olay operasyon boyutuna varmadan çok daha yumuşak bir şekilde çözülebilir. Ama şu an hali hazırda öyle bir tutum görülmüyor Amerika Birleşik Devletleri açısından. Birkaç senaryonun olma ihtimali var. Nedir onlar? Birisi az önce Mattis'in yaptığı açıklama çerçevesinde değerlendirildiğinde Amerika Türkiye'ye çok yüksek ihtimalle şunu diyecektir. YPG ve PKK'yı ayrı olarak konumlandıracak ve YPG'nin artık Türkiye'ye karşı tehdit olmayacağına ilişkin bazı taahhütler vermeye çalışacaktır. Ama bunun ne hali hazırda sahadaki gerçeklerle uyuşmadığını zaten Türkiye bilmekte ve diğer taraftan da bunun imkansız bir durum olduğunu da gözlemlemekte ve bunu değerlendirmekte Türkiye. Dolayısıyla bu söylemin Türkiye açısından çok fazla karşılık bulacağını ben düşünmüyorum ki bu Türkiye'nin bir eğer bulursa geri adımı olur. Bir diğer nokta şudur. Nasıl YPG birlikleri SDG adı altında maskelenerek destekleniyorsa ama asıl orada silahları Amerika Birleşik Devletleri YPG'li teröristlere veriyorsa burada da yeni bir yönetim kuralım, karma bir yönetim kuralım deyip bölgeyi bununla yöneteceklerini söyleyerek Türkiye'yi ikna edilme noktasına gidilebilir. Ama bu da sadece yine nasıl SDG'de maskelendiyse terör örgütü YPG bunun farklı bir unsuru olur ve oradaki YPG unsurları Amerika Birleşik Devletleri ile irtibatlarından dolayı her zaman karar sahibi olacaktır. Bu da çok Türkiye açısından ikna edici bu durum değil. Diğer taraftan Membiç'i ben bırakıyorum ama Fırat'ın doğusunu vermem diyebilir. Fırat'ın doğusuna çekileceğim ama Membiç evet oradaki müdahalenin önü belki kısıtlı bir şekilde Türkiye'ye açılabilir. Ve diğer noktada iki ülkenin sahada karşı karşıya gelme noktasıdır ki ben olayın o boyuta çok fazla dönüşeceğini şu an için ihtimal vermiyorum. Ama eğer Membiç konusunda sağlıklı bir anlaşma sağlanamazsa bu uzun vadede ilişkiler açısından bir kırılma noktası olarak gözlenebilir. Ve tabii ki şunu da belirtmek lazım. Orada bir Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen güvenli bölge söylemi var son süreçlerde gündeme gelen. Benzer bir uçuşa yasak güvenli bölge bu 36. paralelde uygulanmıştı Irak'ta. Daha sonra Irak'ın başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Irak'tan Türkiye'ye nasıl tehditler geldiğini de biliyoruz. Dolayısıyla orada bir güvenli bölge Türkiye tarafından sağlanmadığı takdirde Türkiye'ye bir tehdit unsuru olarak orada durmaya devam edecektir. Pekala Sayın Babiş, çok teşekkür ederiz değerli katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.